Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda, biz yine arabadayız. Ata Ata bakmıyor. Biz Balıkesir'e gidiyoruz, benim yarın sınavım var. Yarın sınavım var, sınavım için Balıkesir'e gidiyoruz. Şu an çocuklar için serbest olan saatteyiz, o yüzden bu vakitte çıktık. Bir an evvel kendimizi Balıkesir'e atacağız. Yarın da sınavdan sonra yine Ata'nın yasaklı serbest olduğu saatte de evimize geri döneceğiz. Nereye gidiyoruz Atacığım? Balıkesir'e gidiyoruz. Şimdi eşim yakıt alıyor. Ben de burada bekliyorum. Hazır dedim. Arabanın içinde beklerken size de bir merhaba diyeyim. Böyle mint yeşili ojeler sürdüm bugün. Çok hoşuma gitti. Bir açtırabilir miyim? Neyi? Otokoltuğundan kalkmak istiyorsun ama olmaz anneciğim. Uzun yola çıkıyoruz. Bay bay yap. Bay bay. Neyse, görüşmek üzere. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Şimdi civildeyim. Bir arkadaşımın olduğu için uyku turumu baktım ama bulamadım. Yoktu bedenleri. Şimdi biraz daha gezeceğim. Sonra devam edeceğim. Balıkesir'de vakalar çok yüksek, o yüzden maskemizi hiç indirmiyoruz. Çok güzel kız şeyleri var. Baksana şunlara. Çok güzel kız eşyaları var. Neyse, ben bir de oyuncaklara bakayım. Sonra devam edelim. Şimdi çıktım Cibil'den. Çok büyük var. Çarşıya doğru gidiyorum. Balıkesir'in aralarından, ara sokaklarından. Gazi Okulu'ydu eskiden şu arkamda gördüğünüz bina. Şimdi ne olmuş? İmam Hatip olmuş. Arkadaşımın istediği şey bulamadım ya. Şey olmadı bedenleri. Ben de Ata'ya bir tane etkinlik kitabı aldım. O da etkinlik kitabıyla zaman geçirecek. Çünkü haftaya eşim yine göreve gidiyor. Yine baba olmayacak bizimle. Havalar da soğuyor. Artık bahçeye de çok inemiyoruz. Ona böyle oyalanacak bir şeyler arıyorum. Burası otopark çıkışı. Neyse, ben devam edeyim. Sonra yine bir şey olursa çekerim. Burası Alaca Mescit. Bir bakalım. Balıkesir'in içinde çok bilinmese de, daha önce bu Balıkesir'de gezilecek yerler videomda bahsetmiştim. Burası Kuvayi Milliye'nin ilk başladığı yer. İlk burada toplanıp silahlı mücadeleye karar vermişler. Bunun altında bir çay bahçesi vardı ama kapanmış. İçini gezip gezemediğimi bilemiyorum. Bir tane dedeciğim Kur'an okuyor orada. Böyle duvar resimleri çok meşhurdur. Bakın, bu da o günü temsil ediyor. Alaca Mescit'te toplanıp karar verdiklerine. Balıkesir Kuva şehri bu arada. Koton'dayım şimdi. Koton'u geziyorum. Çok güzel şeyler var. Taçlar çok güzel. Tam sezon. Gelinler için. Ay, çok yoruldum. Biraz dolaşayım. Aa, bakın indirim var, 7.99. Neyse, bir dolaşayım ben, gezeyim. Güzel bir şey görürsem size de gösteririm.
Dolaştım. Artık şimdi eve gidiyorum. Valla havada soğumaya başladı. Bir an önce kendime kayınvalidemi atacağım. Eve gidince de size aldıklarımı gösteririm. Evde görüşürüz. Ataya şöyle bir kitap aldım. Şirin ve Eğitici Çizgiler diye. Cibil'den aldım bunu. 14.95. Böyle kalem tutmasıyla alakalı işte çizgiler falan var içinde. Birazcık uğraşalım babamız yokken diye aldım. Biraz yaptı ama. Çalışması gerekiyor da. Oraya oturulur mu? Sabah mahmurluğum ve ben bugün günlerden pazar sınava gideceğim. Bir kahve içip kendime gelmeye çalışıyorum. Şu an saatim yok. ÖSYM'de yasak olduğu için tamamını çıkardım. Ama 9'a çeyrek vardır çünkü 8.30'da kalktım. Ve uyanmaya çalışıyorum. Başımda bir ağrı, herhalde stres oldum bir miktar. Ama iyiyim. Böyle güneşte karşıdan alıyorum. Güneşin enerjisine inanıyorum çünkü. Çünkü güneş enerjisiyle çalıştığımı düşünüyordum bir dönem. Şimdi böyle kahvemi içip kendime geleceğim. Sonra çıkacağız, sınava gideceğiz. 12.30 gibi falan bitecek sanırım. Bu zaten artık daha önce de girmiştim. Ama iyiydi sonuçlarım işte. 79, 78, 80, 81 hep o arada gider benim. Ve hiç çalışmadan girerim yani KPSS'ye. Bu sene de kaç puan alacağım çok merak ediyorum. Bundan öncekilerde herhangi bir şey olmadı ama bakalım bundan sonra inşallah güzel bir sonuç elde ederim. Zaten olursa olur, olmazsa da artık bu saatten sonra hani bu yani büyük konuşmak istemiyorum ama benim için son sınav. Çünkü yaş da artık 35. Yani bundan sonra olacak şeyler çok da yani çok ilgilenmiyorum açıkçası ama son kez girmek istedim. Öyle bir arkadaşımla ısrarla bu sene katiplik sınavına hazırlanalım diyor. Bakalım. Belki bir aksilik olmazsa ben de katiplik sınavına hazırlanırım. Belli mi olur? 35 yaşından sonra bir devlet dairesinde kendime yer bulurum. Neyse. Ben şu kahvemi içeyim. Sonra devam edelim. Thank you.
Sınavdan geldim. Sınavdan çıktıktan sonra bir şehitliğe girdim. Okul şehitliğin yanındaydı. Şimdi annemlere geldim. Bir şeyler atıştıracağız. Sonra yola çıkacağız. Annem yine börekler mörekler döktürmüş. Şimdi karnımı doyurayım. Sonra yola devam edeceğiz. Merhaba herkese. Biz eve döneli birkaç gün oldu. Ekmek almaya çıktım. Çıkmışken de videonun sonunu çekmek istedim. Aslında böyle bayağı şeydi. Aldıklarımı falan da gösterecektim ama böyle tatsız birkaç gün yaşıyoruz. Çünkü kırsalda yaşam. Çok sevdiğim arkadaşım Demet'in babasını kaybettik Covid'den. Zaten ona çok üzgünüm. Birkaç gündür böyle çok keyifsizim açıkçası. Annesinin durumu da ciddi. O yüzden hani daha fazla çekemedim bu videonun devamını. İnşallah sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen kendinize dikkat edin. Çünkü artık herkesin hayatında çember gitgide daralıyor. Bizim lojmanımız için de geçerli bu. Bu zamana kadar böyle hani izole bir şekilde gidiyordu ama artık bizde de bir iki çıkmaya başladı. O yüzden çok korkuyorum açıkçası. Neyse daha fazla uzatmayayım ben. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.